Sınavlar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün ikinci dereceden eşitsizliklerde uzman testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir grafik sorusu. Grafiği verilen ifadenin denklemini soruyor. Şimdi şöyle bir ince değilim. X eksenini kestiği noktalar arkadaşlar 3 ve eksi 1 noktası. Y eksenini kestiği noktada 0'a eksi 3 noktası. Şimdi normalde grafiğin denklemi yazılırken şuna dikkat edeceğiz. X eksenini kestiği noktalar köktü. Mesela bu denklemin kökleri eksi 1 ve 3 bunu şu şekilde kullanacağız. Denklemin kökünün eksi 1 olması için çarpının x artı 1 olması lazım. Bir de teğet olduğu noktalarda çift katlı kök vardır ya da tam kare ifadeler vardır. O yüzden eksi 1 noktası teğet noktası olduğundan dolayı x artı 1'in karesi şeklinde bir çarpan olacak. Çarpı diyeceğiz. Değer kökümüz 3 çarpının x eksi 3 olması lazım. Ve şunu kontrol edeceğiz. Şimdi bu ifadenin eğer bunun denklemi olması için bir de x'i 0 verdiğimiz zaman y eksenine eksi 3 noktasında kesiyor mu? Şimdi bu denklemde x'e 0 verdiğimiz zaman kontrol edersek birincisi yani şurası 1'in karesinden 1 gelir. İkinci kısım ise şurası x'e 0 verdiğimiz zaman eksi 3 olur. Çarpımı da eksi 3'ü verir. O zaman y eksenini kestiği noktada eksi 3 olduğundan aradığımız fonksiyonun denklemi x artı 1'in karesi çarpı x eksi 3 olacaktır. Doğru yanıtımız Adana. 8. dereceden kök içerisinde a üzeri 15 eksi a üzeri x bölü a üzeri x eksi 4 eksi a üzeri 3 eşittir a ise x değeri kaçtır? Şimdi şu köklü ifadeden kurtulabilmek için eşitliğin her iki tarafın 8. dereceden kuvveti alınırsa şu köklü ifade yok olur. Burada a üzeri 15 eksi a üzeri x bölü a üzeri x eksi 4 eksi a üzeri 3 eşittir a üzeri 8 olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak a üzeri 15 eksi a üzeri x eşittir. a üzeri 8 ile şu ifadeyi tamamını çarparsak birincisiyle a üzeri kuvvetler toplanır. x artı 4 gelecektir. a üzeri 8 ile a üzeri 3 çarparsak bu da a üzeri 11'e eşit. Şimdi bunu bu tarafa eksi a üzeri eksi bu tarafı alırsak burası a üzeri 15 artı a üzeri 11 olacak. Diğer taraf ise a üzeri x artı 4 artı a üzeri x. Sol tarafı a üzeri 11 parantezine alırsak burası a üzeri 4 artı 1 gelir. Karşı tarafı a üzeri x parantezine alırsak yine a üzeri 4 artı 1 gelecektir. Bu iki ifade birbirini götürdükten sonra a üzeri 11 değeri a üzeri x değerine eşit ise tabanlar aynı olduğundan üstlerin birbirine eşit olması lazım. Aradığımız x değeri 11'e eşit. Doğacağımız Bursa. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Mutlak değerli bir soru. Biraz da karışık bir ifade. Çözüm kümesindeki elemanların çarpımı kaça eşittir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu Büyük mutlak değerle ifadeyi bir netleştirelim. Şimdi karşı tarafta ve e, sol ve sağ tarafta iki tane mutlak değer varmış gibi düşünebiliriz. İki tane mutlak değerin birbirine eşit olması için arkadaşlar bir içlerinin birbirine eşit olması lazım. Bir de birisinin eksiyle çarpılmış hali birbirine eşit olacaktır. O zaman uzun uzun yazalım arkadaşlar. Şimdi içerideki ifade mutlak değer içerisinde x kare eksi 5 x artı 15 eksi x kare artı 8 ifadesi bir değer mutlak değerin içerisindeki ifadeye eşit olabilir. Bir de bu ifade x kare eksi 5 x artı 15 eksi x kare artı 8 bu ifadenin eksilisi yani eksi 3 x eksi 9 eşit olabilir. Şimdi burada mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakırsak x kare eksi 5x artı 15 şunu silelim bir saniye artı 15 değerlerini karşı tarafa atarsak x kare artı 3x artı 1 olacak. Bir de bu ifadeyi düzenlersek x kare eksi 5x artı 15 Karşı tarafa atarsak x kare eksi 3x eksi 17 olacaktır. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar aynen çıktığını düşünürsek yani x kare eksi 5x artı 15 ifadesi x kare artı 3x artı 1 pozitif çıktığını düşünürsek bu şekilde eşitlik olur. Burada x kareler birbirini götürürse eksi 8 tane x eşit olacak eksi 14 değerine burada her tarafı eksi 8 değerine böldüğümüz zaman x değerimiz 14 bölü 8 olarak bulunur. Şimdi diğer ifadede yine pozitif çıktığını düşünürsek x kare eksi 5x artı 15 eşit olacak x kare eksi 3x eksi 17 değerine x kareler birbirini götürdü eksi 5x'i bu tarafa eksi 17'yi bu tarafa atarsak 32 eşittir 2x olur. x de buradan 16 gelecektir. Bizden bunları çarpımı istediğinden dolayı 14 bölü 8 ile 16'yı çarparsak 16 ile 8 sadeleşir 2 olur. 14 çarpı 2'den değerimiz 28 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz edine. Dördüncü sorumuz da şu şekilde. Biraz yine karışık bir ifademiz var. Bunları düzenleyeceğiz. Şimdi öncelikle şu birinci ifadeyi şu şekilde düzenleyebiliriz. Paydadaki x artı 1'in eksi birinci kuvvetini pay kısmına çıkarttığımız zaman burası 8 çarpı x artı 2'ye eşit. Artı x artı 2 bölü 8'in eksi birinci kuvveti aslında payla paydanın yer değiştirmesidir. Burası 8 bölü x artı 2 çarpı 1 bölü x eksi 2'ye eşit. O da eşittir. Şimdi şuradaki ifadeyi şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Yani ben şurayı normalde 2 kare farkı gelecek şekilde ayarlamam lazım. Ben burayı eksi 32 artı 7 şeklinde yazarsam yine eksi 25 olmuş olur ama burayı şöyle kullanacağız. Şu iki ifadeyi 8 parantezine alırsak burası x kare eksi 4 artı 7 bölü burası da x eksi 2. Şimdi şuradaki ifadeyi şurayı renkli kalemle yapalım. Bu ifadeyi bu ifadeye böleceğiz ve 7'yi de yine x eksi 2'ye böleceğiz. Burası 8 tane x kare eksi 4 x eksi 2'ye bölündüğü zaman x eksi 2 çarpanı gider. Sadece x artı 2 çarpanı kalacak. Artı geriye bir de 7 bölü x eksi 2 olacaktır. Eşitliğin karşı tarafında ise 8 çarpı x artı 2 artı 8 bölü x artı 2 çarpı 1 bölü x eksi 2 ifademiz var. Eşitliğin her iki tarafından şu iki ifade birbirinin aynısı olduğundan birbirini götürdü. Aynı zamanda x eksi 2 çarpanları da birbirini sadeleştirirse burada 8 bölü x artı 2 eşit olacak 7 değerine. İşler dışarı çarpım yaparsak 8 eşittir. 7x artı 14 olur. 14'ü de karşı tarafa atarsak burada eksi 6 eşittir 7x. Her tarafı da 7 ile sadeleştirirsek x değerimiz eksi 6 bölü 7 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtı, yanıtımız Adana. Son sorumuz x kare eksi 11 x artı 16 eşittir 0. Denkleminin bir kökü x 1'dir. Bizden kare kök içerisinde x 1 artı 4 bölü kare kök içerisinde x 1'in değeri kaça eşittir diye sormuş. Şimdi denklemin kökü denklemi sağlar arkadaşlar. Bu x 1'i denklemde yerine yazarsak yani x 1'in karesi Eksi 11 tane x1 artı 16 eşittir 0. Bu bir dursun. Şimdi bizden istenilen ifadenin m'ye eşit olduğunu düşünürsek biz m değerini bulalım. Eşitliğin her iki tarafın karesini alırsak. Burası birincinin karesi x1. İkincinin karesini direkt alalım. Yanına yazalım. Burası 4 bölü. Daha doğrusu onda karesini alacağız. Burası 16 bölü x1 olacak. Bir de birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikinci arkadaşlar şurada yapalım isterseniz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı demek. Bunlar birbirini sadeleştirecektir. 8 gelecektir. O da eşit olacak m'nin karesine. Şu iki ifadede paylaştılarsak burası x1'in karesi artı 16 bölü x1 artı 8 eşittir m kare. Şimdi biz şuradaki ifadede x1'in karesini yalnız bırakırsak 11 tane x1 eksi 16 değerine eşit olacak. O zaman şu x1'in karesinde bunu yerine yazarsak burası 11 tane x1 eksi 16 artı 16 gelecek bölü x1 diyeceğiz. Artı 8 eşittir m kare. Şimdi şu ifadeler birbirini götürecek. 11 x 1 x 1'e bölündüğü zaman 11 8 eklersek 17 eşittir m kare ee, olacaktır. Buradan da x'imiz arkadaşlar kök 17 gelecektir. Yalnız bir yerde hata yaptık sanırım. Ee, şurada hata yaptık arkadaşlar. 11 ile 8'i toplarsak şurası 19 olacaktır. Şurada yanlışımız var. Her iki tarafın kare kökünü alırsak m değerimiz kök 19 olarak bulunur. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Burada birazcık çarpanlara ayırma ile ilgili sorular çözdük. Birazcık kritik sorulardı. Dikkat edeceğimiz noktalar çok fazlaydı arkadaşlar. Evet onları yaptıktan sonra diğer videomuzda da yine uzman testimizle ilgili sorulara devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol bol ders dinleyin. Hoşçakalın.